Herkese selamlar, kanalıma hoş geldiniz. İyi hafta sonları arkadaşlar. Bir pazar gününden merhabalar diyorum. Nasılsınız bakalım? İnşallah iyisinizdir. Bizleri sorarsanız çok şükür diğer vlogda anlattığıma göre birazcık daha iyiyim. Yani tam olarak toparlayamadım ama ses tonundan da anlaşılıyordur zaten. Neyse bugün tek kahvaltı yapacağım. Eşim de kardeşim de yok. Kahvaltı yapacağım ama dün arkadaşımdaydım kahvaltıda. Çok dikkat etmedim. Zaten rahatsız olduğum için çok fazla dikkat etmiyorum. Şimdi güzel bir kahvaltı yapacağım ama birazcık hafif yapacağım bugün. Dediğim gibi dün fazla kaçırdığımızda, kaçamak yaptığımız günlerde bir gün sonrasında hafif beslenirseniz herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız arkadaşlar. Şimdi ben kahvaltımı yapayım. Daha sonra dışarı çıkacağız. Bir yere gidip geleceğiz. Sizle birlikte hazırlanıp çıkarız. Hemen kahvaltımı yapayım. Şöyle kahvaltımı hazırladım arkadaşlar. Hemen yapıp çıkmam gerekiyor. Şöyle bir tane yumurta haşladım. Şurada peynirim kalmadığı için çok az bir labne peynirim var. Salatalığım var. Közlenmiş biberim var. Çay canım istemedi bugün. Böyle bir beyaz çay aldım yanına. Şurada da bir dakika uçak geçiyor. Şurada da arkadaşlar pekmez var ama bunda şeker yok. Sadece dutla yapılmış bir pekmez. Bakın 2 kaşık kadar şununla bundan yiyeceğim. Benim kahvaltım böyle, yanına da bir dilim ekmek alacağım şimdi. Kahvaltım böyle arkadaşlar. Siz de kaçamak yaptığınızda, fazla beslendiğinizi düşündüğünüzde böyle yapabilirsiniz. Bu benim şu an az bile hatta. Mesela domates ekleyebilirsiniz, yeşillik ekleyebilirsiniz. Bu peyniri değil de normal yarım yağlı peynirden birazcık daha fazla ekleyebilirsiniz. Sizin tercihiniz. İşte badem, ceviz ekleyebilirsiniz. Ben şimdi böyle hızlıca yapmam gerekiyor. Böyle kahvaltım. Böyle asansörde hiç çekmemiştim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu arada kilo alıp almadım merak eden arkadaşlar için. Böyle. Almadım. Şimdi işlerimi hallettim arkadaşlar dışarıda. Dışarıdaki işlerimi hallettim. Şimdi eve geldim. Biraz acıktım aslında. Aradan bayağı bir zaman geçti. Öğle yemeği yiyecektim ama dedim bir kahve içeyim. Ondan sonra yine aç hissedersem bir şeyler hazırlarım. Bu tabak normalde komşumun tabağıydı. Dedim köyden erik getirmiştik gelirken. Böyle erik koydum. Birazdan kahve içtikten sonra bunu götüreceğim kendisine. Daha sonra da akşam yemeği çıtırına bir şeyler atmam gerekiyor. Şimdi bu burada kalsın. Biz bir kahve içelim hemen. Kahvemi böyle hazırladım. Siz buna isterseniz şeker de ekleyebilirsiniz. Şekerli içiyorsanız. Ben şeker tüketmediğim için böyle sütle yapıyorum. Daha güzel oluyor. Mideme hem daha az zarar vermiş oluyor. Böyle bunu böyle bir karıştıralım. Bu biraz daha süssün. Yanına da şöyle bir tane çikolata yiyeceğim. Bunda normal şeker yok. Vegan. Bakın yazıyor zaten. Gluten içermiyor diyor. Biraz beni tok tutar. Eğer çok tok tutmazsa sabah çünkü çok bir şey yiyemedim. Bir şeyler hazırlarım. Şimdi ben bunu alıp içeri gideyim hemen. Şöyle. Bu arada saat 3-4 gibi falan bir dışarı çıkacağım yine tekrardan. Arkadaşlar önce bir kahvemi içeyim. Bir kendime geleyim gerçekten. Bugün sabah hızlı hızlı hallettim her şeyi. Şöyle bırakalım. Siz neler yapıyorsunuz arkadaşlar? Gününüz nasıl geçiyor? Diyet yapan arkadaşlar var mı? Zayıfladınız mı? Şöyle bırak. Eriklerim ve ben gidiyoruz. Hemen bir üst kata çıkıp gelelim. Aslında biliyor musunuz, temizlik yapmam gerekiyor ama hiç bugün halim yok. Saat de zaten şu an 2'yi geçti.
Yani şu an yapsam da çok yorulurum. O yüzden yarın böyle iyice bir temizlik yapacağım. Şimdi dediğim gibi kahveyi içtim ama çok tutmadı. Sabah çok bir şey yemediğim için. Şöyle kaç tane? 3, 6, 7, 8 tane falan sarma yiyeceğim. Bu beni tok tutar. En azından akşama kadar. Şimdi ben bunu alayım arkadaşlar. Zaten akşam yemeğimin bir kısmını da ocağa aldım. Fırına patlıcan, biber, domates falan közlemeyi düşünüyorum bugün. Yanına da böyle bir çorba yapacağım. Yeterli olur diye düşünüyorum. Yani yanına ekmek falan da tüketmezsem bu sarmalar çok ideal olacağını düşünüyorum. Zaten gördüğünüz kahve şekerli sabah dut koymuştum hatırlıyorsanız pekmez. Onu yiyemedim acele ettiğim için. O yüzden çikolata yedim ve onun kalorisi çok çok düşük. Şeker vesaire hiçbir şey yok içerisinde. Kahve zaten kalorisizdi. Süt yarım yağlıydı. Yani bir sıkıntı yaratacak şu ana kadar bir şey tüketmedim. Sarmaları yiyeceğim. Evet bu biraz yani normal şartlarda eğer sıkı bir diyet yapsaydım bu fazla olacaktı. Yani en azından iki tanesini falan çıkartmam gerekirdi. Şu an için ama bu yeterli olacaktır. Şimdi ben bunu yiyeyim. Birazcık yine etrafı toparlayayım hemen. Bakalım akşam yemeği hazırlığına geçeriz sonra da. Şöyle sebzelerimi bakın yıkadım güzelce. Bunları şimdi ben fırına gönderip közleyeceğim. Aslında sarımsak da koyacağım iki tane buraya şimdi. Bunların hepsini salata yapacağım ben arkadaşlar. Şimdi bunu fırına gönderelim. Fırından sebzelerimi çıkarıp dışarıya çıktım. Arkadaşım aradı. Onunla buluşacaktık zaten. Bu yürüyüş alanımı biliyorsunuz. Hep geldiğim ama bugün hiç yürüyesim yok. O kadar yavaş yürüyorum ki anlatamam. Daha toparlanamadım. Belki ondandır. Şimdi onunla buluşacağız. Bu yürüyüş yolunun içerisinde bir böyle kafe değil ama böyle çay bahçesi gibi bir yer var arkadaşlar. O da yolda geliyor. Böyle pazar günü birazcık hem vakit geçirmiş oluruz. Bana da iyi olmuş olur. Bisiklet süreceğiz bugün. Böyle eve gittiğimde de yemeğimi hazırlarım. Çok oyalanmayız zaten. 1-2 saat böyle hem ikimize de değişiklik olmuş olur, iyi olur. Şimdi size çok güzel bir şey göstereceğim. Uyuyor ama inşallah uyandırmadan çekebilirim. Gitme, sadece video alacağım. Gitti ya, bakın. Su insana gerçekten çok huzur veriyor. Görüşürüz ördekçik. Buluşma yerimize geldik. Bakın şöyle göstereyim. Bisiklet kiralayacağız şurada. Bakın nerede? Şurada bisikletler kalmamış zaten. 2-3 tane var ama devamlı değiştiriliyor tabii ki. Saatte bir. Dedik bugün böyle bisiklet sürelim. Şimdi arkadaşımı bekliyorum. Belki Adana'lı olan arkadaşlar bilir. Şöyle göstereyim. Şu Dilberler Köprüsü mü deniyor? Şurada bakın şöyle. Oradan gelecek. Buraya oturdum. Bekliyorum. Size de arkadaşlar böyle sinirli olduğunuzda ya da böyle içinizde böyle bir nasıl diyeyim? Bir huzursuzluk olur ya hiçbir şey yokken ya da belli olmaz biriyle kavga etmiş olursunuz. Canınızı birileri sıkmış olur, sevmediğiniz birileri. Müziği takıp böyle güzel ormanlık alanda ya da böyle yürüyüş yollarında yürümek iyi gelir mi? Bana çok iyi gelir. Hatta şu an şey dinliyordum size onu da söyleyeyim. Gülce'nin Karaağaç çok güzel. Bu arada maskemi burada. Onsuz bir yere çıkamıyorum. Burası zaten böyle ormanlık olduğu için bazıları takıyor, bazıları takmıyor ama şöyle kimsenin olmadığı bir yere gidersek orada çıkartıp o şekilde bisiklet kullanırken daha rahat etmiş oluruz. Gerçekten havası, yağmur döküldü ama havada biraz sıcak. Böyle ben biraz bekleyeyim hem biraz müzik dinleyeyim. Thank you.
akşam ettim vallahi. Saat şu anda 7 oldu. Eve geçip hemen yemek hazırlayacağım. Çok güzel oldu ama böyle bisiklet sürdük, oturduk, sohbet ettik. Gerçekten güzel bir pazar oldu. Herkes piknik falan yapıyordu bayağı ama yine sakin yerlere gitmeye çalıştık böyle. Güzel oldu yani arkadaşlar, güzel bir pazar oldu. Bisiklet sürmek de gerçekten insana iyi geliyor böyle, rahatlatıyor. Şimdi eve geçeyim hemen. Akşam yemeğine eşim gelmiştir zaten. Birlikte yemeği hazırlayayım, yemek yiyelim onunla birlikte. Bakalım, eve gidiyorum ben. En hafifinden akşam yemeğimi de hazırladım. Bakın böyle soğuk çorbam var. Buz attım içine. Biraz dövmeleri daha şey olmamış. Tamamen yeşillikten oluşan bir salata yaptım. Bir de şöyle közlemiş olduğum işte biber, patlıcan, domates vardı. Onu sarımsakla güzel, çok az bir zeytinyağıyla böyle güzel harmanladım. Bizim bugünlük akşam yemeğimiz bu şekilde arkadaşlar. Dün o kadar ağır beslendikten sonra gerçekten bugün hafif beslendim. Arada sadece şeker olarak bir soda içmiştim, meyveli soda. O kadardan da bir şey olmaz. Yemeğim bu şekilde. Herkesin sofrasına Rabbim bereket versin inşallah. İçerisinde bizlere de diyelim. Artık yemeğe geçelim. Bir videonun daha sonuna geldik. Çayımı aldım. Şimdi içeri geçip çayımı içeceğim. Birazcık dinleneyim. Gerçekten bugün bisiklet sürerken yordu biraz. Hem böyle spor da yapmış olduk. İyi oldu yani. Artık videomu da burada kapatıyorum. İnşallah severek ve beğenerek izlersiniz. Hepinize izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Hepiniz sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.